Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Gündem yoğun. O gündemde tabii öyle konular var ki hem üreticiyi hem tüketiciyi çok yakından ilgilendiriyor. Kırmızı et de onlardan bir tanesi. Tüketici kırmızı et fiyatlarına ne oluyor, nereye gidiyor diye merak ediyor. Üretici zaten hem maliyet hem ithalat hem de ahırlardaki doluluk oranından dolayı sıkıntıda, bunu biliyoruz. Durumu anlamaya çalışacağız bugün. Hem de önümüzdeki döneme dair fiyat seyrini, arzdaki durumu sizlere aktarmaya çalışacağız. Kırmızı et fiyatları neden artıyor, ahırlar neden boşaldı, bunun yanıtını arayacağız. Diğer taraftan Türkiye neden karkas et ve kesimlik hayvan ithalatı gerçekleştiriyor? Bugün buna besledik sığır ithalatı da eklendi. İthalat çare mi? Nasıl bu noktaya geldik? Ya da ne yapmak lazım gibi birçok soru var. Top Hayvancılık Meclis Başkanı Mehmet Şahbaz ve Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Mehmet Bey, isterseniz sizle başlayalım. Öncelikle kırmızı et fiyatları neden artıyor? Bunda arz kaynaklı mı, mesela arz kaynaklı mı yoksa maliyet kaynaklı mı yoğunluklu olarak, buradan başlayalım. Ben önce Adana'mız ve 10 tane vilayette büyük bir deprem oldu. Ve burada bir sürü insanlarımız öldü. Sektörümüzde hayvancı kardeşlerimizin ahırları yıkıldı. Ben herkese hak rahmet diliyorum. Burada Adana'mıza ve 10 tane vilayete yardım gönderen, para gönderen, ekmek gönderen, su gönderen insanlardan herkesten teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir, büyük bir millettir. İnşallah biz bunun altından hep beraber kalkacağız. Burada inanın bana yaşamak lazım. Allah'ım kimseye böyle bir felaket vermesin. Ben herkese başsağlığı diliyorum. Kalanlarım da Allah'ım işini gücünü rast getirsin diyorum. Evet, sorunuzu bir daha alayım İrfan Bey. Şimdi sorum şu: kırmızı et fiyatları neden artıyor? Tüketicinin merak ettiği şey bu. Mesele daha ziyade arz kaynaklı mı? Arzda daralma olduğu zaten biliniyor. Maliyet kaynaklı mı? Nedir durum? Şimdi İrfan Bey, bunu bugüne bakmamak lazım. Bunu 2 yıla, 3 yıla bağlamak lazım. 3 yıldır hayvancılık sektörü çok büyük zararlar yaptı. Ve zararlar, çok büyük zararlar olunca da sektörden insanlar çıktı. Süt inekleri hep kesildi. Süt inekleri kesilince burada et piyasasının artmamasının yegane sebebi, inek kesilince bizim besiciler dana fiyatları prim yapmak. Prim yapmayınca siz bu işlerin duayenisiniz. 3 yılda en az artan sektör et sektörü oldu. Tabii inekler şu anda kesilmemeye başladı. İnekler kesilmemeye başlayınca bu sefer dana kıymetli olmaya başladı. Çünkü inek kesilmiyor. İnek kesilmeyince şu anda fiyatlar yeni yeni yerine oturmaya başladı. Onun için öyle fazla bir artış olduğunu ben tahmin etmiyorum yani. Ercan Bey, hani bu soruya sizin ekleyeceğiniz bir nokta var mı? Çünkü genelde biz hep fiyat artışlarını maliyet odaklı konuşurduk. Bu dönemlerde tabii TÜİK'in açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksine baktığımız zaman aylık ve yıllık bazda yem fiyatlarındaki artış devam ediyor. Ama sanki asıl sorun, işte biraz önce Mehmet Bey'in de dediği gibi, süt sığırcılığında üreticinin zarar edip hayvanlarını kesime gönderip damızlık materyal tarafında arzın daralması. Bunun sonunda da işte hem süt hem de et tarafında sıkıntı yaşandığı yönünde. Var mısın orada ekleyeceğiniz temel sorular? İrfan Bey, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Depremde tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyoruz. Tabii yani şimdi hayvancılık konusunu siz eğer politika olarak siz kontrol altına almak istiyorsanız, hayvancılık 3 kademeden oluşur İrfan Bey. Birincisi sütü, ikincisi yemi, üçüncüsü eti kontrol altına almanız lazım. Eğer, çünkü bu üç bacaklı bir sehpa gibidir. Eğer birini siz düzenleyemiyorsanız öbürleri aksak olur. Bakın, sütün kontrol edilebilmesi için ne olması lazım? Anaç hayvanın olması lazım. Anaç hayvanın, eğer sizin anaç hayvanınız varsa, eğer sütü üreticinin maliyetini kurtaracak bir seviyeye getiriyorsanız, bu sefer üreticimiz ne yapıyor? Anaç hayvanı besliyor. Anaç hayvanı beslediğiniz zaman ne oluyor? Süt oluyor. Süt olduğu zaman ne oluyor? Dana oluyor.
Bu öbür taraftan da yemi kendi kontrolünüz altına alıyorsanız yem bu sefer sütün ucuza mal yemi eğer ucuza mal ediyorsanız bu sefer anaç hayvanı da ucuza mal ediyorsunuz ve eğer yemi ucuza mal ediyorsanız bu sefer de eti de ucuza mal edersiniz. Yani işin başında anaç hayvandır. Sizin anaç hayvanınız olduğu zaman siz bu sefer ne yapıyorsunuz? Besilik dananız çıkıyor. Bakın 4 yıldır da az önce Mehmet abi de söyledi. Yaklaşık 4 yıldır yıllık 1 milyon tane anaç hayvan kesildi bu Türkiye'mizde. 1 milyon tane anaç hayvanın kesilmesi yaklaşık olarak her yıl 500 bin tane besilik dananın olmaması demektir. Bu besilik dananın da olmaması ve şu anda da bizim tüketici üreticilerimizin besilik danada besilik danaya ulaşmada çok büyük sıkıntı yaşadılar. Sizin ta bölgede kadar, çevre işte illerde bugün, sizin bölgede efendim, çevre illerde ahırların şu anda doluluk oranı ne kadar Ercan Bey? Bakın şu anda ahırlarda yaklaşık olarak %30 ve 25 ile 30 arasında boşluk var. Bunun sebebi nedir? Üreticilerimiz besilik danaya ulaşamadığından ve şu anda da kasaplık hayvanlarını yani beslenmiş etli olan hayvanlarını kestiremiyorlar. Bunun sebebi neydi? Kestiğim zaman üreticimiz diyor ki ben hayvanımı kestiğim zaman tekrar besilik dana bulamayacağım. Çünkü diğer pazarlarda, diğer yerlerde besilik dananın değeri çok yükseldi. Yani bu sefer besilik danaya ulaşsa fiyatlar çok yükseliyor ve bunu biz 2 aydır belki Mehmet abi gilde ve biz yaklaşık 2-3 aydır bunu bakanlığa sunduk. Acil olarak kısa dönemde besilik ithalatının açılması için talepte bulunduk ve bugün açıldı 500 bin diye ama çok geç kalındı. Yaklaşık olarak 5 ay 6 ay önce açılması lazımdı. Tabii biz besilik danaya, besilik ete, ithal hayvana kesinlikle karşıyız. Ama geçici bir süre içerisinde piyasayı rahatlatmak babında buna biz olumlu olarak bakıyoruz. Evet. Şu anda olması gerekir. Yalnız tabii bunu gelene kadar da yaklaşık olarak 4 yıldır yanlış maalesef bizi ithal hayvancılığa mahkum kalmak zorunda kaldık ve şu anda da bunun yapılması için hepimiz de yapılmasına onay veriyoruz İrfan Bey. İthalat kısmına daha da gireceğiz. O yanlış dediğiniz yerlerin altını çizmek lazım. Çünkü bu filmi çok izledik. Her defasında tekrar izliyoruz ve bunun maliyeti günün sonunda tüketici olarak hepimize yansıyor. Sadece üretici diye bakmamak lazım. Mehmet Bey, sizin bölgede ahırlarda doluluk oranı nasıl? Ne kadarlık bir boşluk var ortalama? Şimdi Ercan Bey'e ben teşekkür ediyorum. Şimdi mantık bir, doğru bir. Hakikaten bizim bölgemizde 20-25-30 mal yok. Biz bunu defalarca söyledik. Yani hatta senin programında bile ben bunu 2-3 defa dile getirdim. Maalesef bizim malımız bize yetmiyor. Niye yetmiyor? Bir, anaç inekler süt para etmediğinden dolayı kesildi. İki, en önemli olay bu. Bilmiyorum Ercan Bey de buna katılır mı katılmaz mı? Süt çiftlikleri, tabii adamlar sütçü oldukları için tohumlamayı dişi yavrusu olarak yapmaya çalışıyor. Dişi yavrusu da adamlar haklı çünkü ondan süt alacak. Ve tohumlama usulü %70-80'lerde dişi yavrusu oluyor. Dişi yavrusu olunca kalan %20-30 besilik dana bize ve sektörümüze yetmiyor. Biz bazı şeylere yani evet dememiz lazım. Yani nasıl evet dememiz lazım? Bizim malımız bize yetmiyor. Bizim malımız bize yetmiyorsa bizim bir fizibilite çıkartmamız lazım. Bu fizibilite nedir? Ben açtım kapattım, açtım kapattım da bu iş olmuyor abi. Bizim açığımız kaç tane? 500 bin tane. Bizim açığımız kaç tane? 1 milyon tane. Bu 1 milyon taneyi bir seferde getirmek kadar yanlış bir olay yok. Bunu biz ne yapmamız lazım? Bu 1 milyon taneyi bölmemiz lazım. İşte 3 ayda 300 bin tane, 2 ayda 400 bin tane, ne bileyim falan ayda 100 bin tane diyerek biz bunu 365 güne yaymamız lazım. Şimdi birdenbire açılıyor ve birdenbire kapanıyor. Birdenbire açıldığında en büyük tehlike şu, bizler pazarlara, dış pazarlara çıktığımızda fiyatlar ister istemez havalanıyor. Müthiş bir şekilde bir artış gösteriyor. Ondan sonra hepsi bir anda malın ülkeye giriyor. Yani biz aslında enflasyonu da ithal ediyoruz. Hayvanlarla beraber bir de enflasyon ithal ediyoruz. Evet, 500 bin tane hayvan birdenbire giriyor. Ya 500 bin tane hayvan birdenbire giriyorsa 3 aşağı 5 yukarı aynı anda da çıkıyor. Aynı anda çıktığında da sektör bu sefer yere çöküyor. Benim önerim şu,
Ben diyorum ki ya kardeşim bizim açığımız kaç tane ülke olarak? Bu ayıp değil, bir şey değil. Niye? Bizim açığımız var. Bizim malımız bize yetmiyor. Bizim malımız bize yetmiyorsa kaç tane açık? Şu kadar açık. Bunu üçer ay dilimlerle getirilirse hem mal üç ay sonra yetişiyor. Yani bu normal bir fabrikasyon olayı değil ki. Hadi kardeşim diyesin bugün ekibine mesai yapın. Mesai yapın, bizim malımızı yetiştirin. Bu yok. Bir hayvanın kilo alınması belli. Olgunlaşması belli ve çiftlikten çıkışı belli. Bunu biz yani bir yıllık periyota yayarsak yani çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü süt çiftlikleri herkes %70, %80 demin ki beyan ettiğim gibi dişi yavruya tohumluyor. Tohumlarında bizim malımız bize yetmiyor. Bu bir gerçek. Anladım. Şimdi Ercan Bey, Et ve Süt Kurumu hem karkas et ithalatını devam ettiriyor, hem kesimlik, kasaplık hayvan ithalatı devam ediyor. İşte bugün besilik erkek sığır ithalatı için duyuruya çıkıldı, duyuru yapıldı. Şimdi Et ve Süt Kurumu'nun da açıklaması var, resmi açıklaması var. 8500 ton karkas, 40.000 başta kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladık diyor Genel Müdür Mustafa Kayhan. İşte tarım kredi marketleriyle protokol imzalanmış. Aylık minimum 600 tona çıkarak ambalajlı birer kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz diyor ki bu kabaca günlük 20.000 kilograma falan geliyor. Kuşbaşı etin fiyatı 150, kıymanınkini 140'tan vereceğiz deniliyor. İşte yine perakende sektöre benzer şekilde 2400 ton karkas et verileceğinden bahsediyor. Şimdi Türkiye'nin günlük kırmızı et tüketimi normalde var olan rakamlardan yola çıkarak nüfusa böldüğümüzde aslında 5000-6000 ton civarında. Ama alım gücü azaldığı için 3000 ton civarı telaffuz ediliyor günlük tüketim. Ya yani burada aylık minimum 2400 ton diyor. Yani aylık verilen rakam aslında günlükten bile az. Bunlar evet. Çözüm mü? Şimdi İrfan Bey, şunu söyleyeyim ben. Bunlar pansuman etmek. Yani yarayı iyileştirmek değil. Bunlar yarayı pansuman etmek. Yani Et Süt Kurumu'nun getirdiği hayvan sayısı veya ithal ettiği et Türkiye'nin belki bir günlük et tüketimi kadar bile yoktur. Yani bunlar aslında çözüm değil. Yani şu anda aslında asıl sorun şimdi herkes şunu söylüyor. Diyor ki işte et pahalı, et yüksek. İnanın maliyetleri ve girdi fiyatlarını biz hesapladığımız zaman Türkiye'de aslında et pahalı değil. Bugün karkas et fiyatı yağlı olarak 190 ile 200 TL arasında ama bu bizim üreticimizin gerçek maliyeti yani belki %10-15 gibi para kazanacak şekli. Ama biz şunu bilmemiz lazım yani Türkiye'de %100'e yakın bir enflasyon var, bunu saklamamamız lazım. Bu enflasyon oranına göre bizim et artışımız da normal şekilde şu son 15-20 günde arttı. Yani biz şunu bilmemiz lazım. Biz Türkiye'de aslında bizim girdi maliyetleri ve bütün besilik dana alımımız ve besleme şeklimize göre biz pahalı et yemeye alışmamız lazım. Yani etin maliyetine göre tüketmemiz lazım. Yani bugün 200 TL civarları aslında çok yüksek bir fiyat değil. Çünkü bizim maliyetlerimiz bu. Yani İrfan Bey altın bile maliyet kendi maliyet ne kadar şu anda? Karkas yağlı yağsız tabii değişiyor. Bölgeden bölgeye de değişiyor. Şu 190 yağlı 190 lira İrfan Bey. Yağsız 200 TL. Yani bu bizim satış fiyatınız maliyet. Sizin. Maliyetiniz ne evet. kadar? Bizim maliyetimiz şu anda normal besilik dana aldığımız zaman ürettiğimiz zaman yaklaşık olarak 170 ile 165 TL civarında şu anda bizim maliyetimiz var yağlı olarak. %8-10 gibi de bir kar payı koyduğumuz zaman bu %90'lara falan çıkıyor. Bu normal bir fiyat. Geciktirilmiş bir fiyat, baskılanmış bir fiyat. Bu son 3 aydır, 4 aydır çünkü insanlar artık fiyatı düşünmez oldu. Yani hayvana ulaşmakta sıkıntı yaşandı. Yani kasaplar ete ulaşmakta sıkıntı yaşandı. Az önce Mehmet abinin söylediği gibi yani besilik dana üretilmeyince, besilik dana olmayınca ahırlarda besilik dana eksikliği olduğu için ve bu sefer de kasaplık hayvan yetişmedi. Yani bizdeki etli hayvan olmadı. Etli hayvan olmayınca ete ulaşmakta sıkıntı yaşandı. Aslında sorun fiyat değil. Sorun etli hayvanın olmaması. Arz sıkıntısı. Zaten şimdi sizin dediğinizden ben şunu anlıyorum. Biz
aslında anaç hayvanları keserek altın yumurtlayan tavuğu ortadan kaldırmışız. Fabrikaları şimdi, kestik biz. Evet, şimdi onu kesmişiz. Çözüm olarak önce karkas et, ardından kesimlik hayvan ithalatını açmışız ki bu pansuman bile belki değil. Yani evet, toplam tüketime baktığımız zaman gelen mala. Sonra ikinci bir adım olarak geç de olsa besilik erkek sığır ithalatı açıldı. Ama damızlık materyal yok. O zaman Türkiye'nin önümüzdeki dönemde damızlık ithalatını da mı gündeme gelecek? Bunu da mı şimdiden düşünmemiz lazım? Öyle mi? Öyle bir sonuç çıkıyor bana göre. En önemli nokta burası İrfan Bey. Bizim damızlığa, özellikle süte, bakın özellikle süte, süt üreticilerimize kesinlikle sütünü zarar ettirmememiz lazım. Yani yem girdi fiyatları neyse sütü de ona göre çıktısı olması lazım. Yüksek fiyata satması lazım, zarar etmemesi lazım. Eğer sütü ucuza satmazsa zaten anaç hayvanı besler. Anaç hayvandan da besilik dana çıkar ve tekrar dişi düve çıkar, dişi hayvan çıkar. Ve buna özellikle destek verilmesi lazım. En önemli yapılması gerekenlerden biri de anaç hayvan kesiminin yasaklanması. Hala üzerinde durulmuyor. Bakın Türkiye'nin her tarafında... Ama yasak da çözülmüyor ki Ercan Bey. Yani üretici zarar ediyorsa, borcunu ödeyemiyorsa, krediyi kapatamıyorsa yapacağı tek şey elindeki hayvanı istemeyerek de olsa kesip oradan elde edeceği gelirle de borcunu ödemek. Şimdi bunu yasaklamak da çözümde. Yani sonuçta o üretimin sürdürülebilirliğini, maliyeti düşürecek, efendime söyleyeyim verimliliği arttıracak, o sütün değerinde satılacağı bir piyasa, istikrarlı bir piyasa oluşması lazım. Aynen. Peki işte bunların önlemlerini almak önemli. Evet. Mehmet Bey, önümüzdeki döneme dair siz bu politikalarla, işte dediğim gibi besilik erkek sığır ithalatı için de şimdi duyuruya çıkıldı. 500 bin baş deniliyor. Önümüzdeki döneme dair siz kırmızı et fiyatlarının seyrini tüketici tarafı için söylüyorum. Nasıl görüyorsunuz? Gerçi üretici tarafı da aynı. Üretici tarafında bir gerileme olur mu? Yoksa sadece bu fiyatların yükseliş hızını frenler, sabitler mi? Şimdi ben, problem bizde şu. 3 yıldır et fiyatları artıyor. Et fiyatları, deminki dediğim gibi inekler kesimi bitince et fiyatları gerçek yerlerini bulmaya başladı. Şimdi burada problem şu. Türkiye'de herkes ağzı olan konuşuyor derler ya. Herkes diyor ki et pahalı. Peki ben soruyorum, et neye göre pahalı? Bir kilo baklavaya göre mi pahalı? Bir kilo peynire göre mi pahalı? Neye göre et pahalı? Ya bir defa etin bir maliyeti var. Maliyette Ercan Bey'in dediği gibi kimine göre 160'tır, kimine göre 170'tir, kimine göre 155'tir. Adam kendi işletmesinde kendi çalışıyordu. Ya bir tane dana ahıra girmesi ve ahırdan çıkması, siz de biliyorsunuz ki 10 ay, 12 ay sürüyor. Ya 10 ay, 12 ay çalışan bir adam da takdir edersiniz ki bir %15, %20 para kazanması lazım. Onu para üzerine koyduğunda şu anda etin gerçek değeri bu. Birdenbire yükselmesinin, 10-20 lira yükselmesinin birdenbire sebebi de şu. Türkiye'de bir deprem daha oldu. Şap endüstrisi, Allah razı olsun, Tarım Bakanlığımız, Tarım Bakanımız Vahit Girişçi Bey ve Şap Endüstrisi Genel Müdürlüğü burada çok büyük bir özen gösterilerek SARS-2 denen bir hastalık çıktı. Bu Irak menşeli bir hastalık. Bu Irak menşeli hastalığı 30 günde bunun aşısını yaptılar ve şu anda tarım ilçeler kaza ilçe geziyorlar. Bu aşıları vuruyorlar. Hayvan pazarları kapalı ama değil mi bu arada? Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk olarak Türkiye genelinde bir ay pazarlar kapandı. Şimdi pazarlar kapalıydı. Tabi piyasaya da mal çıkmamış oldu. Ama şu anda yani bu 190 liradan 200 liradan 180, 190, 200 bantına bu rakamlar oturuyor. Daha ilerisi bunun olmaz. Niye olmaz? Ben teşekkür ediyorum Tarım Bakanlığı'na bizleri dinlediği için. Ama dinleseydi bu, herhalde bu noktaya gelir miydik? 3-4 yıldır acı çekiyoruz diyorsunuz. En azından İrfan Bey, bugün de açılması bizim için iyi. Peki yarın açılsa ne olur? Öbürsü gün açılsa ne olur? Bugün bile açılması bizim için iyidir. En azından insanlar, bu sektörü yapmak isteyenler, damlarına bal koymak isteyen adamlar en azından bir 500 bin tanelik açılmış. Bu 500 bin tane, 400 bin tane artık insanların gücüne, ekonomi durumuna göre bunlar hayvan getirecekler. Ve mal dolu olursa en azından fiyatlar da bu şekillerde
rantabl olarak sabit bir şekilde kalır diye. Benim burada kafama takılan şey şu Mehmet Bey. Şimdi bu hayvanların zaten gidildi, seçildi, alındı, geldi demesi 1-1,5 ay minimum. Bu hayvanlar direkt kesimlik değil, besilik. 7-8 ayda en aşağı şey olacak. Dolayısıyla 10-11. Ayda kesime gidecek. Yani o yüzden fiyatların ben bu kadar stabil kalacağından emin değilim ama son cümlenizi alalım çünkü süremiz doldu. Şöyle bu şekillerde ben kalacağını tahmin ediyorum. Niye tahmin ediyorum? Et süt kurumu da destek olarak kasaplık getiriyor, et getiriyor. Ha ben şiddetle ve şiddetle et süt kurumunun besilik, et getirilmesi hiç kimseye faydası olmaz. Hiç ülkemizde hiçbir zararı faydası olmaz. Sadece bizim isteğimiz devletimizden. Son cümleyi alayım. Bizim malımız bize yetmiyor. Bu besilik olayını rantabur olarak bir yıla yayarlarsa evet. O zaman siz dediğiniz gibi hiçbir zaman için açık kalmaz. Sektörümüzdeki besici kardeşlerimiz damında hayvan olur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız için Top Hayvancılık Meclis Başkanı Mehmet Şahbaz ve Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras. Türkiye tarım ülkesi diyoruz, hayvancılık diyoruz ama hala ithalatı konuşuyoruz. Bir dönem net ihracatçı olduğumuz alanlarda dahi aynı filmi deja vu gibi dönüp izliyoruz. Faturası da hepimize çıkıyor. Haftaya yeniden farklı konuk ve konularla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.